Evet, 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı'nın her şeyden önce hayırlı olmasını, tüm emek veren elin asırlı annelerin, babaların ve alın teriyle helal kazanç elde etmek isteyen bütün emekçilerimizin bayramını kutluyorum. Ve bunun sağlanabilmesi için her şeyden önce adaleti tesis etmek gerekiyor. Bütün bu adalet sisteminin, bu adaletsizliklerin ortadan kaldırarak tesis etmek bütün bu 6 partinin, Millet İttifakı'nın temel amacıdır. Gayemiz budur. Dolayısıyla adalet tesis edildikten sonra bütün her şey, bütün düzen, emekçinin de hakkı korunarak ülkemiz daha güzel günlere kavuşacaktır inşallah. Öyle ümit ediyoruz. Evet, bütün milletimizin 1 Mayıs Emek ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyorum. Ve bütün emekçilerimizin, çalışanlarımızın alnının terini kurumadan haksız vergilerinden arındırmış bir şekilde alacaklarını alacağı 14 Mayıs akşamı buluşmak üzere herkese selam, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Evet, bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Biz de Saadet Partisi İl Başkanımız arkada kaldı. Gelecek Partisi İl Başkanımız, Millet İttifakı'nın örgütleri olarak 1 Mayıs'ta emekçilerle dayanışma içerisine girmek. Bu haklı itirazlarını dillendiriyorlar. Onların yanında olmak için bugün buradayız. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. AKP yıllardır emekçi sofralarında, fakir sofralarında kurduğu partisini 22 yıldır hep emekliden aldı, emekçiden aldı. İşte bugün de sendikalar, demokratik kitle örgütleri, ezilenler burada haklı taleplerini dile getiriyorlar 1 Mayıs vesilesiyle. Biz de çok kıymetli il başkanlarımızla birlikte bu dayanışma gününde emek ve hak mücadelesinin yanında olmaya geldik örgütlerimizle birlikte. Sayın Başkanım, siz neler söylemek istersiniz? Ben de bütün işçilerin bugünkü bayramını kutluyorum. En içten sevgilerimle bir işçi evladı olarak. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Ben de hak ve emekçilerin, işçi ve bayramını tebrik ediyorum, kutluyorum. Bizler siyasi parti olarak ve aynı zamanda ittifak ortakları ve paydaşları olarak tek bir derdin, sıkıntının peşindeyiz. Bu da hak ve emeği korumak. Vatandaşımızın mutfağındaki bir lokma ekmeği artırmanın derdindeyiz, çabası içerisindeyiz. Bu birlikte inşallah 15 Mayıs'tan itibaren hem emekçilerimizin hem toplumun bütün kesimlerinin bir dilim ekmeğini de artırmanın çabası içerisinde olacağız. Hak edene hakkını vereceğiz. Bizler görüş itibariyle bir sloganımız var. Hakkı üstün tutan bir görüşe mensubuz. Hakkı ve adaleti üstün tutmak ve bunu tesis etmek için var gücümüzle alanlarda çalışacağız. Emekçinin haklının hakkını ve 1 Mayıs bayramını kutluyor, tebrik ediyorum. İnşallah güzel günlerde görüşmek üzere.